Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bunca zamandır video koymamama rağmen takipte kalan herkese, bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Hatta üstüne üstlük son 7 aydır video koyamadım. Hem işten güçten hem de imkanlarını el vermemesinden dolayı ürün falan da bulamamıştım. Video koyamadım. Fakat azalacağımız yerde 281 aboneye ulaştık. Ben bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Bayağı işler kötü gitti kışın. Bundan dolayı pek ilerleyemedik. Hem videolar konusunda hem ürün bulma konusunda. Seyahat vloglarını da koyamadım. Ama bundan sonra yaklaşık 6-7 tane çok güzel video gelecek arkadaşlar. Yani mümkün arayı açmamaya çalışacağım. Ama özellikle şu son 1 ay içerisinde çok güzel 6-7 tane video yükleyeceğim. İnşallah. Bu süre zarfında çok güzel ürünler temin ettim. Gerçekten merak ettiğiniz ürünlerin sadece kutu açılış videoları olmayacak, uzun dönem kullanım testleri olacak. Bu ürünlerin hepsini en az 3'er aydır kullanıyorum. Eminim kafanızdaki soru işaretlerine bir cevap bulacak arkadaşlar bu videolar. Elimizden geleni yapacağız. Bu arada Twitch yayınlarına ağırlık verdim. Twitch yayınlarıma da katılmak isterseniz, genelde oyun ağırlıklı yayınlar oluyor. Onlara da linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz çok güzel bir Bluetooth kulaklık olacak arkadaşlar. Ben Beam'de ilk defa gördüğümde bunu Bodrum'da Ekim ayında aldım. Gerçekten çok şaşırdım. Yani bu markanın bu fiyata nasıl kulaklığı olduğunu görünce çok sevindim. Hemen aldım yani. Şimdi size dilerseniz bu arkadaşı artık sahneye alalım. Jabra'nın GN20 Elite 25H modeli arkadaşlar. Önce bir yakından göstereyim arkadaşlar size. Ondan sonra zaten videoda tanıtım, özel bir tanıtım videosu olacak ürünün. Şöyle kutusu bu şekilde Jabra'nın. Elite 25H modeli. Şöyle çok güzel sarı siyah bir kutusu var. Şifteret net renklerinde adeta. Şimdi şöyle söyleyeyim en başta size. Bu kulaklığın yaklaşık 2 hafta bir batarya ömrü var. Yani kullanmadığınız takdirde standby modunda, yani bekleme modunda 2 haftalık bir pil ömrü var. Bu gerçekten güzel bir süre. Ondan sonra kullanım süresi olarak da yaklaşık 14 saatlik bir kullanım süresi var. Bluetooth mesafesini, ben bu teknik bilgileri, rakamları hemen önden veriyorum. Ondan sonra videoya geçeceğiz. Kullanım süresi de yaklaşık 14 saat ve Bluetooth mesafesini ben test ettim. Yaklaşık 10-11 metreye kadar rahat rahat çekiyor. Yani hatta arada duvarlar olmasına rağmen bile 8-10 metreden rahat rahat kulaklıkla temasını kaybetmiyor. Zaten Jabra markası, belki bilmeyenler vardır. Ben önceden bir teknoloji çalışanıydım arkadaşlar. Bu elektronik marketlerde çalıştım bayağı bir. Hatta iyi de bir şekilde çalıştım. Hatta hala o firmalarda çalışmak için iş başvurusu çok yaptım ama saçma sapan sebeplerle almıyorlar. Nedense bilmiyorum. Kendileri koyun gibi güdecek insanlar arıyorlar reyonlarda çalıştırmak için. O yüzden de zaten mağazaların satışları her geçen gün daha da azalıyor. Her neyse arkadaşlar. Bu kulaklık Jabra markası. Benim çalıştığım özellikle 2009, 2010, 2011'li yıllarda bu Bluetooth kulaklıklar Türkiye'ye ilk geldiğinde, yani o zamanlar bu Bluetooth olayını, Bluetooth kulaklık olayını Türkiye'ye ilk getiren markalardan biriydi. Ve bu konudaki en tecrübeli, en güvenilir markalardan biriydi. Yani Bluetooth kulaklık dediğinizde aklınıza en başta Jabra geliyordu, Sony geliyordu, Philips geliyordu. Bu tarz markalar geliyordu. O yüzden Jabra firmasını ben hiç Beam'de gördüğüme çok şaşırdım. Bazı artık bizim Beam'de, A101'de bu tarz firmalar da marka kalitesini biraz yükselttiler ama gerçekten görünce çok şaşırdım. 200 liraya bulunca bu kulaklığı kaçırmak istemedim açıkçası. Bu kulaklık arkadaşlar film ve müzik dinleme açısından gerçekten harika bir kulaklık. Malzeme kalitesi ve fiyatı göz önüne alındığında bunun başka modelleri var, işte 45H modelleri var, 75-85 modelleri var. Tabii model yükseldikçe fiyat performans da yükseliyor, yani fiyat da kalınlaşıyor. Ama Jabra'nın da kesinlikle Sony'den veya diğer bazı markalardan, üst seviye markalardan bu konuda hiçbir ses ve ürün kalitesi açısından sıkıntısı yok. Zaten birazdan ürün kutu açılışına geçince ürünün kalitesini ve tanıtım videosundaki özellikleri de görünce siz de anlayacaksınız. Şimdi ben önden böyle biraz konuşmak istedim. Hem bayağı bir zamandır ayrı kaldık. Varsa sorularınız yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kutu açılışında hemen şöyle bir önden göstereyim size.
Kutuyu buradan yandan çekmeli bir şekilde açıyoruz. İçinden zaten bir tane welcome diyor, hoş geldiniz diyor. Kaliteli sesi hoş geldiniz gibilerinden bir şey yazıyor. Bu kulaklıkta benim deneyimlediğim şu var arkadaşlar. Şimdi en başta şunu söyleyeceğim. Eğer kulaklığınız biraz büyükse benimki gibi, yani yaklaşık 7-8 santim gibi bir kulağınız varsa, yani biraz büyükse kulağınız, uzun kullanımlarda biraz kulağınızı ağrıtabilir. Yani bir saatten sonra gerçekten kulağınızı ufak bir sıkma yaşatabilir, ufak bir ağrı yaşatabilir. Ama bir saate kadar sadece müzik dinleyecekseniz bu fiyata gerçekten bu kulaklığı alıp kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Malzeme kalitesini şöyle bir göstereyim size ben. Malzeme kalitesini şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Bakın şurası sert plastik ama gerçekten kaliteli bir plastik. Burası bildiğiniz çelik gibi bir malzemeden yapılmış. Yani demir desem demir değil, çelik desem çelik değil ama çelik tarzında bir şey, yani gerçekten sağlam. Şurada güzel bir Jabra yazısı var şu an ekranda. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Bu alttaki bildiğiniz demir yani. Üstünü kumaşla kaplamışlar. Bu tarafı da başınızı ağrıtmaması için ince bir sünger var. Ve kulaklığı ayarlayabilmeniz için de arkadaşlar burası böyle çekerek ayarlayabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten bayağı rahat ayarlama şekli. Kafanıza takıp gayet konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi kulaklığın altta zaten burada şarj giriş yeri var. Burada da cihazı açıp kapatabileceğiniz Bluetooth'unu bir tuş bulunmakta. Bunu yukarı doğru ittirdiğinizde cihaz zaten burada yeşil ışık yanıyor veya şarj yoksa ışık yanıyor. Kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzla eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Bu arada cihazın en güzel özelliklerinden biri bu cihaz arkadaşlar, kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani cihazın şurada alt tarafında 3.5 mm'lik bir tane jack girişi var. Bununla birlikte dilerseniz hani kablolu olarak da cihazı kullanabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yani sadece müzik ve film izlemek değil, kulağınızdayken de telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir mikrofonu da bulunmakta. Cihazın içerisinde zaten burada hemen iç tarafına right ve left, yani sağ ve sol yazısını gösteren bölümler bulunmakta. Kafanızın üstündeki duruşu da gerçekten kibar ve ince duruyor. Yani bu detayı atlamamış Jabra. Şöyle yakından göstereyim size. Yani kafanızda hiç öyle çok abes bir görüntü yok. Gerçekten ince ve kibar duruyor. Hatta üst tarafı neredeyse gözükmüyor bile. Bunun değişik renkleri de var arkadaşlar. Lacivert, altın beji gibi bir renk var. Onun dışında bir de bu siyah rengi var. O renkleri de zaten tanıtım videosunda yine izleyeceksiniz. Ürünün kutu açılışına geçiyoruz şu anda. Kutuyu açtıktan sonra gerçekten sarı bir kabı var. Hoş bir şekilde bizi karşılıyor. Buradan tekrar içinden bir kutu daha çıkıyor. Bir sürpriz daha yapıyorlar bize. Yine şık ve kalitesini Jabra konuşturuyor burada. Ve güzel bir notta bizi karşılıyor. Welcome to Sprayer Sound yazıyor. Güzel sese hoş geldiniz gibi bir şey herhalde. İçinden çıkan ufak kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Ufak kutuda bizi USB bağlantı kablosu ve AUX kablosu karşılıyor. Bu AUX kablosuyla zaten kablolu olarak da bağlantı yapabiliyoruz. Ve kulaklığımız elimize geliyor. Kulaklığımızın da gördüğünüz gibi kenarları deri. Kenarlığın deri olmasının şöyle bir avantajı var. Masa üstüne koyarken kulaklığı hiçbir şekilde kulaklığın dış haznesi zarar görmüyor. Çünkü kulaklığın masaya değen tarafları kumaş ve deriyle kaplı komple. Onun için kulaklığınızın çizilme riski çok düşük. Gerçekten yok gibi bir şey. Kulaklığın sadece deri ve kumaş kısımları koyduğunuz zeminle temas ediyor. AUX girişi ve USB şarj giriş yerleri bulunmakta. Ses açma kapatma butonları bulunmakta. Gördüğünüz gibi kenarında çok şık bir metal tasarım var ve diğer renklerle de, bu diğer kulaklığın diğer renkleriyle de aynı şekilde o metalin renkleri de değişiyor diğer modellerinde. Böyle kulaklık açma ayarı kafanıza göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Ürünü telefonumuzda çok kolay bir şekilde Bluetooth'tan eşleştirebiliyoruz. Herhalde sanırım bunu size göstermeme çok fazla gerek yok.
Ya telefondan eşleştirip işte Spotify'ınızı dinleyin, Netflix'inizi izleyin, tabletinizi kullanın. Yani Bluetooth'lu olan her türlü bağlantıyı gerçekten sağlayabiliyor. Ufak olduğundan dolayı kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz ama dediğim gibi eğer kulağınızdan hiç çıkarmadan 1 saat üzeri 1,5 saat kullanırsanız, 2 saat kullanırsanız ki bir film izlesem 1,5-2 saat yapıyor. Hafiften bir kulağınızı ağrıtabilir yani filme bir 5 dakika mola verebilirsiniz eğer kulağınız büyükse. Ama çocuklar için böyle daha kulağı ufak olan insanlar için gerçekten biçilmez kaftan. Hani müzik kalitesi tabii ki 1.000 liralık 2.000 liralık kulaklıklarla bir tutmak doğru olmaz ama fiyatına göre 300 lira aşağı yukarı fiyatı var herhalde şu an zannedersem. Fiyatına göre gerçekten her eve lazım olan dediğim seriden bir ürün. Sonuna kadar fiyatın hakkını veriyor. Müzik kalitesi, ses kalitesi açısından ben bir sıkıntı görmedim. Hatta basları biraz fazla yani hatta bas ağırlıklı bir sesi var. Equalizer ayarı yok. Equalizer ayarını yapamıyorsunuz. Gerçekten benim durumum var, param var. Daha kalitelisini almak istiyorum derseniz. Kaliteden de kastım burada malzeme kalitesi değil. Malzeme kalitesi 2000 liralık kulaklıklarla aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Buradan benim kastettiğim kalite belki ses, yani aktif gürültü engelleyici özelliği oluyor ekstradan. Bir de ses kalitesinde ve sesin yükseklik seviyesinde biraz daha tabii üst seviyelere çıkıyorlar. Onların da fiyatı zaten 2000 lira. 1500-2000 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar çıkıyor. Bunlar H modelleri. Zaten mesela 75H, 85H diye modeller var. Bu H sonunda H oldu mu Bluetooth kulaklık bu şekilde kafa üstü oluyor headset dediğimiz. Ama şey olursa normal T olursa sonunda 75T, 85T modelleri olursa arkadaşlar onlar da normal ufak kullandığımız Bluetooth kulaklık dediğimiz ufak böyle iPhone'un o ufak kulaklıklarından oluyor. Bu arada diğer videolarda şu biraz önce arkamda duran arkadaşlarla gerçekleştireceğiz. Razer'ın sıradaki videolar arkadaşlar Razer'ın Bluetooth kulaklığı olacak. Burada Corsair'in Void RGB kulaklığı olacak. Burada SteelSeries Arctis 5 var. Bunların hepsini ben 3'er aydır kullanıyorum. Onların da uzun inceleme neden alıp almamanız gerektiğini size anlatacağım. Malum fiyatlar ortada. Bu ülkede yaşamak her gün gittikçe daha çok zorlaşıyor. Genç olmak daha da zorlaşıyor. Ondan dolayı paranızın değerini verip veremeyecek ürünleri size anlatacağım. Şimdi video like atıp yorum yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmasanız bile en azından videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sorularınız olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.